Kayıtta mıyız arkadaşlar? Evet. Yan abi kapıyı kapatsak ses geliyor da. Evet, merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bayağı uzun zaman oldu. Tabii bizim uzun süre Eskişehir'den uzaklaşıp kamp yapmamız, araya tatile girmesi, bayram olması. Belki bu yapacağımız toplantıyı bundan bir ay önce yapmamız gerekiyor. Siz daha net bir şekilde bulmuş olduğumuz aşamaları tek tek anlatmamız gerekiyor ama biraz da söylediğim gibi süreç tamamen değişik oldu. Haklı olarak da sizler de takımla ilgili kafanızda olan sorular, kulüple ilgili olan sorularınız vardır. Bunun bir kısmını zaten iki gün önce kulüp başkanımız size gereken açıklamaları yaptı. Sportif anlamında ben size yapmaya çalışacağım. Bugüne kadar neler yaptık, neredeyiz, ne yapmamız gerekiyor, bunlar çok önemli. Bildiğiniz gibi 1 Temmuz'da hazırlık dönemine başladık. Hazırlık dönemindeki süreç istediğimiz gibi bunun bazı nedenleri vardı. Bunlardan bir tanesi askeri vize sorunu olan arkadaşlarımız vardı. İkincisi ödemesi yapılmadığı için bundan dolayı gelmeyen arkadaşlarımız vardı. Bundan dolayı da eksiklik adına Polonya'ya gittik ama Polonya'da diğer arkadaşlarımızı görme şansımız oldu. Geçtiğimiz sezon biraz daha az şans verdiğimiz, altyapıdan genç arkadaşları görmemiz, görme fırsatı bulduk. Afyon kampı biraz daha değerli topluyduk açıkçası, sayı olarak da. Nitekim orada oynamış olduğumuz karşılaşmalarda da bu çok net bir şekilde yansıdı. Hatırlıyorsanız geçtiğimiz sezon size bazı şeyler söylemiştim. Yani, yani buradaki ön tarafta ön hatta oynayan oyuncular bizim için ne kadar değerli olabilecek. Yani, onların dönüşleri Eskişehir Spor'un bu sezonla ilgili hedeflerini belirleyecek. İşte bunlar kimdi? Marto, Cez, Emre, Sissoko. Ama bunlardan bir tanesini sadece Afyon kampında tamamen görebildim. Bu da Cessin. Yani Cessin de hazırlık maçlarında oynamış olduğu performansı size herhalde anlatmama gerek yok. Göstermiş olduğu performansı. Yani diğer tarafta bugüne kadar yapmış olduğumuz idman sayısı 52. Yani pazartesi günlerinde de yapmış olduğumuz. 52 idmanın sadece 4 tanesini gol katılabilmiş Sissoko. Bunlardan sadece 7 tanesine Marko Milenkovic katılabilmiş. Emre Güral'da biliyorsunuz bir Afyon'a geldi, ondan sonra tekrar ayrıldı. Bunlarla birlikte toplam yaklaşık 17 tane idmana katılmış. Yani diğer tarafta 2 tane idman yapmış ve 5 tane hazırlık oynamış arkadaşlarından bahsediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta ilk başladı. Beklentiler çok üst düzeydi. Hepimizin beklentileri çok üst düzeydi. Öyle olmak da zorunda. Çünkü -6 puanla başladık. Ve alacağımız 3 puan Adana'nın da mağlubiyetiyle birlikte orada oynayacağımız karşılaşmada yani 6 puan derdinde bir karşılaşmaya gidecek. Ligin genel olarak yani ilk haftasını değerlendirecek olursak sürprizler alabiliyor. Yani bugün sadece bizim almış olduğumuz sonuç değil ama yani diğer takımların da almış olduğu sürprizler vardı ama maalesef bizdeki beklentiler biraz fazlaydı. Ha, bunu gerçekleştirecek pozisyonları veya da ortamı yakalamak fazlasıyla yakalamak. Ama bizim Keçiören'in geçtiğimiz sezon 2B'de oynaması sanki biraz böyle Kamboy tarafından çok hafif bir ardında. Belki lig deneyimi olan az oyuncu sayısı çok az olduğu için ya burası çok kolay galip geleceğimiz bir karşılaşma gözüyle bakıldı. Bu da çok doğru değildi bana göre. Karşılaşmayı Erkinlik'te yani biz siz de izlediniz, biz yaşadık bir karşılaşmayı. Rakibi bu ligdeki rakiplerin yani maç öncesi favori olmadığını zaten geçtiğimiz yıllarda çok net bir şekilde biliyorduk. Halim ediyoruz. Çünkü bu ligin en özelliği bu. Oyun olarak, mücadele olarak ben gayet memnunum. Maçtan sonra da söyledim. Çünkü bu onun topu direkten dönmeye bir gol olmuş olsaydı. Şu anda başka şeyler konuşacaktık. Marko'nun
kafada belki o konu kaçmış olduğu pozisyon gol olmuş olsaydı bugün yine başka şeyler konuşacaktık. Hakem penaltıyı vermiş olsaydı yine olarak çok şeyler konuşacaktık. Ama diğer taraftan da Mehmet'in var ya %100 çıkartmış olduğu bir gol var. Onu da yemiş olsaydık tahminim şu anda tablo gri değil tamamen siyah olacaktı. Bu da bir gerçek. Biz zaten olaylara bu şekilde baktığımız için çok fazla mesafe kat edemiyoruz. Yani neden haftalık yaşıyoruz, günlük yaşıyoruz. Plansız ve programımızı çok doğru dürüst yapamadığımız için bunun da sıkıntısını yaşıyoruz. Bugün Erzurum İktisar'da geçtiğimiz yıl kadrosunu kurdu. Bizim bütçe olarak belki 2-3 katımız bütçeyle, 2-2 berabere kaldı. Orada bile bu kadar karamsarlık olmadı. Dünkü yapmış oldukları kampanyada bunu çok net bir şekilde gördük. Diğer taraftan ligde hangi takıma bakarsak bakalım bizim şu anda bütçemizin inanın 2 katı. Yani şu anda bu ligin iddia ediyorum. Belki altın olmak için de bütçesi en düşük olan takım biziz. Yani bütçesi az olan ama aynı zamanda da bu sorumluları yerine getiremiyoruz. Halen daha. Çünkü 31 Ağustos'u hep birlikte yaşadık. Hangi duyguları, hangi hayatlı kullarını hep birlikte yaşadık. Ondan sonraki süreç bizi bugün burada tekrar oturmamızı sağladı. Bugün eğer burada tekrar oturabiliyorsak, bu ligi var ya bugün Keçiören maçını bu ligde değerlendirebiliyorsak, onun adımları 31 Ağustos gecesi atıldı. Yani ben de buraya değişik hayallerle gelmiştim. Değişik hedeflerle gelmiştim. Kurulan takımı hep birlikte izlediniz. O takım içerisine eksik olanları ve hangi oyuncularla görüştüğümüzde hepimiz bizzat biliyorsunuz. Ve o takımlara giden oyuncuların şu anda hangi ligde oynadığını da biliyorsunuz. Hepsi şu anda Süper Lig'e çıkan takımlarda oyun görev aldılar. Ama planlamış olduğumuz veyahut da hayal etmiş olduğumuz şeyler her zaman yaşamayabiliyorsunuz. Bunu da biz çok net bir şekilde yaşadık. Eğer 31 Ağustos gecesi o birlikteliği sağlamamış olsaydık, bizim çocuklarımızı piyasaya çıkartmamış olsaydık, onlar olmamış olsaydı, inanın bugün burada oturmayacaktık ve o günü gerçekten şu anda çok çabuk unuttuk, biliyor musunuz? Çok çabuk unuttuk. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi, her şey dört dörtlükmüş gibi, her şey böyle otomatike bağlanmış gibi bir ortam veya bir algı oluşturuldu. Ama maalesef gerçekler bu değil. Biz yaşadıklarımızın her şeyini size söyleyemiyoruz. Siz de bildiklerinizi paylaşmıyorsunuz ve yazmıyorsunuz. Neden yapmıyorsunuz? Çünkü camiye zarar vermeyelim diye bir şey. Ama gerçekleri hepimiz biliyoruz. Buraya geçen sezon vermiş olan bir emek var. Buraya yapılmış olan, gayret edilmiş olan bir cami olarak da ben sadece şahsım adına söylemiyorum. Burada tüm cami olarak, burada bulunan herkes, burada işte yöneticisinden, futbolcusuna, çalışanına, taraftarına, malzemecisine, teknik ekipteki olan arkadaşlara, o genç futbolcularımıza, lisansı çıkmayı burada 6 ay bekleyen arkadaşlarımıza. Arkadaşlar burada bir emek var, bunu unutmayalım. Biz buradan gitsek bile, futbolcular da bizler de gitsek bile, bunları o şekilde değerlendirecek insanların yapmış oldukları, geçmişte yapmış oldukları, özellikle geçmişte yapmış oldukları yorumlanır, tenkit edilir ve hatta güzel bir şekilde beğeni kazanır. Ben de burada olduğum sürece iyi anlamak isterim. O ortamı bulamadığım zaman da zaten inanın bir gün durmam var. Yani yönetim içerisindeki belirsizliği size anlatmama gerek yok. Zaten biliyorsunuz. Geçtiğimiz sezon 33 tane, 34 tane futbolcuyla çalıştığımı, bunun sayı olarak çok fazla olduğunu söylemiştim. Yine bir şeylerle başladım. Yönetime rapor veriyorum, karar alacak mekanizma yok.
alamıyorlar. Yani bu sabah yapmış olduğumuz toplantıda da açıkça kendilerine net olarak da, başkanımız da vardı bu toplantıda, net olarak da ultimatum koyduk yani. Yarına kadar verilen sözler yerine gelecek. Vermediği takdirde de herkes böyle şapkasını önüne koyacak. Ona göre gerekeni kendi adına yapmak zorunda. Yani bu süreci biz bu şekilde götüremeyiz, mümkün değil. Buradan niçin bu kadar bekliyorsunuz değil mi? Benim için belki de. İnanın bana, benim var ya, geçtiğimiz sezon Burak bu kulüpten 1 lira para almayın. Burak'ın 1 lira para almayın. Bu kulüpten hiç verilen yardım etmemişsin. Çoğunluğa da belki inanmayacağı kadar da bu kulübe yardım etmişler. Yani insanlar bir şeyler söylerken, bir şeyler yaparken popülist olmaya gerek yok. Ona gerek yok yani. Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Yani öyle bir şeye benim ihtiyacım yok. Ama siz maddi olarak var ya tatmin olamıyorsanız, ki biliyoruz onlara böyle bir beklentimiz yok. Ama sahaya ilgili de var ya sizi tatmin etmiyorlarsa, kadro olarak da bazı kararları var ya alamıyorlarsa kadro yapılanmasında, yani yarın hepsini oturup bakıp göreceğiz. Futbolculara verilen sözler yerine gelecek mi? Bizlere verilen sözler var ya yerine gelecek mi? Bundan sonraki süreçte Eskişehir Spor'un var ya kurtuluşu ne olacak? Bunun reçetesini var ya biraz önce konuştuk. Bunlar uygulanacak mı? Yani bunlar uygulanacaksa tamam, sonuna kadar varız. Kaçan değil, mücadele eden taraftayız. Ama bunlar olmayacaksa da, o zaman burada durmamızın ne anlamı var yani? Ne sizin, ne bizim, ne de bu kadar var ya taraftarın. Yani bu taraftar da niye bu kadar cefai şey çekiyor ki, anlamadım yani. Daha ne yapsın yani? Daha ne yapsın yani? Yani bugün bunları, bu aşamada bunları mı konuşmamız gerekiyor? Yoksa Adana maçını mı konuşmamız gerekiyor? Bundan sonra yapacaklarımızı mı konuşmamız gerekiyor? Hayal etmek çok güzel, gerçekten hayal etmek. Çünkü her şey buna başlıyor. Ama bunları gerçekleştirmek veya gerçekçi olan böyle hayalleri kurmak, insanlara böyle bunları anlatmak, gerçekleştirdikten sonra da takdir almak, insanı hayal kırıklığına uğratmaktan çok çok daha değerli. Bu kulübün sıkıntısı zaten belli değil. En son SDB'ye çıktığımda söylemiştim neler olduğunu. Ben bir teknik adamım. Yani bu birikime de, bu zekaya da sahibim. Bu işler var ya benim işim olmadığını. Kalkıp da yönetimin var ya bu kadar bütçeye veya bu kadar transfer eksik puanları engellemek için bu kadar bütçeye ihtiyacı olduğunu, bu takımın var ya rahat bir şekilde bu sezona başlayabilmek için ne kadar bütçesi olduğunu, ben bir teknik adam olarak bunu söylüyorsam, ki benim işim değil, benim görevim de değil. Ama bugün ben sorgulanıyorum biliyor musunuz? Oysa o benim işim değil ki. O benim işim değil. Yani buna geliyorsan buranın ihtiyacı olanı biliyorsun. Onu yerine getireceksin. Benim hiçbir yöneticiyle, hiçbir başkanla da sorunum yok. Osman Başkan'a da hiç yok. Çünkü başkan olmadan önceki süreçte zaten çok çok daha sık sık görüşüyorduk kendisiyle. Başkan olduktan sonraki süreçte de burada olduğu zaman da görüştük. Kendi sağlar, yurt dışında yaşadığı için belki ondan dolayı bazı zaman zaman az şey oldu. Ama sanki öyle bir ortamda, öyle bir algı yaratıldı ki benim var ya Osman Bey'le var ya sıkıntım var diye. Benim Osman Bey'le ufak bir sıkıntım yok. Ne gibi? Benim sıkıntım olsa ben burada durmam. Onun sıkıntısı olsa beni burada tutmaz.
Onun da böyle bir yetkisi var, benim seçeneğim var. Benim de böyle bir yetkim ve seçeneğim var. Kimse benim adıma karar vermiyor, kimse onun adına da karar vermiyor. Yani böyle bir ortamı yaratmanıza ne gerek var, bunu da anlamıştık açıkçası. Yani sonuçta biz medeni insanlar oturup anlaşamıyorsak devam ederiz, anlaşamıyorsak da bırakır gideriz. Ama ben sorumluluk üstlenen bir insanım ve yapmış olduğum işte sorumluluk gerektiriyor. Bu sorumluluk sadece kendime karşı değil. Burada çalışan, şu anda 33 tane, 34 tane futbolcu var. 6-7 tane teknik ekibimdeki arkadaşım var. Sağlık ekibim var, malzemecim var, şoförüm var, aşçım var, çaycım var. Yani burada ortam herkes güler yüzle burada dolaşmak var. Bir de herkesin böyle kafasında soru işaretlerle dolaşması var. Hangi ortamda daha rahat çalışabilirsiniz? Hangi ortamda daha verimli olabilirsiniz? Neyi sorguluyoruz? Ben size soruyorum, neyi sorguluyorsunuz? Oynanan oyunu mu? Alınan sonucu mu? Ben bahane üretmiyorum. Bunlar gerçekler. Ben ne oynanan oyunu bahane ediyorum, ne de var almış olduğumuz sonucu. Biraz gerçekçi olalım. Biraz gerçekçi olalım. Ben de istediğimizi bilelim. İstediklerimiz de sadece ulaşabileceklerimiz olsun. Havada kalanlar değil. Elimize attığımızda tutunabileceğimiz var dediği yerlerde. Onlar da olsun. Onlara tutunalım. Oralardan bir şeyler toplamaya çalışalım. Dünkü kampanyayı izledim. Erzurumspor'u kurtarın. Gerçekten kurtarın. Nüfus sayısına baktım, bizden az. Bundan proje bulacağız arkadaşlar. Bu sağ dışında. Sağ dışında bu plan projeyi yaparsın, sağ içerisinde de plan projeyi çok kolay olur. Bu hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde yönetme eleştirme anlamında söylemiyorum. Kesinlikle değil. Bunu bu şekilde algılamayın. Bu yönetimin zaafı değil. Bu bizim şehrimizin, hepimizin zaafı. Eğer her yıl iki tane, üç tane kongre oluyorsak demek ki bazı şeylerin var ya doğru olmadığı için oluyor. Sabır gösterilmediği için oluyor. Neden her gelen bana 2 ay sonra, 3 ay sonra gitmeye kalkıyor? Çünkü o zamanı ve o fırsatı vermiyorsunuz. Vermiyorsun. Beklentileri var ya, o kadar var ya, ayıya koyuyoruz ki aman bir an önce Süper Lig olsun. Ya bırak Süper Lig, şu önce şu ligde var ya kalalım ya. Bu ligde var ya bir yaşayalım ya. Bir normal ortamda var ya bir lig oynayalım ya. Yemeği düşünmeyelim, malzememizi düşünmeyelim. Deplasmana giderken var ya mazotumuzu düşünmeyelim. Önce bir bunları düşünmeyelim de ondan sonra hedef koyalım. Murat 8 tane sorun var dedi. Herhalde 7 tanesi cevap var. Daha sonra da duruyor hocam. Hazırsanız ben sormaya başlayayım. Tabii kimsenin Eskişehir Spor'un sorgulamasının tek nedeni bizler gibi yüzlüğüyle bile Eskişehir Spor'un bugün ve yarınların aydınlık olması. Bugün sabah toplantıda yapmış olduğunuz başkanla görüşmede de başkana vermiş olduğunuz ultimatumda da Eskişehir Spor'un bugünlerini ve yarınlarını kurtarmak için sanırım değil mi hocam? Evet. Bu yönetim almış olduğu bir karar mıydı? Yani başkan 20 gün bir aradan sonra tekrar geri döndüğü bir dönüşler arası olan yöneticiler bunlar verilmeyen sözler var. İşte sözler sunuyordu, antrenman çıkmayan bir takım vardı. Şimdi tekrar başkanı gördük. Başkanın yardımcı sıkıntılar var ama olacak. Yarın ola hayrola deyip gitti. Ne olacak yani hocam? Sizin bakış açınız nasıl? Yani o toplantıyla ilgili biraz daha detay verebilirsiniz. Ben çok fazla detaya giremem yani. Sonuçta onu yöneticiler yapsın. Yani ben sportif anlamında hatta sportifin dışarı sporu sahanın fazla da dışarı çıkarak da bazı şeyler söyledim yani. Yani onun cevabı var veya onun muhatabı ben değil. Onun muhatabı yöneticiler, onları soracaksın yani. Ya sonuçta yani ki yani iki gün önce de başkan basın toplantısı yaptı yani. Orada da hepiniz güzel güzel dinlediniz. Bana sorduğunuz soruları sormadınız. Orada da çok merak ettim yani açıkçası. Bana bugün sorduğunuz soruları, yani muhatap ben olmadığım soruları neden bana soruyorsunuz?
Evet, burada böyle kaç defa yöneticiler geldi, basın toplantısı yaptı. Basın çözücümüz. Başkanlıklara basın toplantısı yapıyor. Yani şu 2,5 aylık süreçte 2 tane basın toplantısı yapıyor. Bilmiyorum yani, o zaman siz isteyin. Bak, beni nasıl alıyorsunuz, niye bu kadar uzun zaman... Twitter'dan atıyorlar, mesaj Twitter'dan atıyorlar da yarın tabii kritik bir süreç var. Ödemesi yapılması gereken bazı futbolcular var. Evet. Yani onları siz nasıl zapt ediyorsunuz, nasıl kontrol ediyorsunuz hocam yani? Şu an yani yine bir kriz patlak verebilir mi süreç burada? Futbolcu bazında yani. Ultimatum ne de ben size. Daha ne diyeyim bilirim yani. Bu sadece benim ultimatumum değil. Yani bu oyunculara verilen sözün ultimatumu. Başkanla şimdi toplantıdaydı, buraya girmeden önce başkanla neler konuştunuz? Bu size bunlardan yani o da kendisi de biliyor şimdi. Yani hangi safhaya gidebileceğini, neler olabileceğini kendisi de biliyor yani sonuçta. Siz de anlatmışsınızdır. Bakış açısı nasıl? Yani anlatmama yani gerekiyor ki yani sonuçta başkanın bana anlatması lazım yani. Ben başkanın kalkıp bir şeyler anlatacak şeyim de değil mi yani? Ben sportif anlamda verilen sorulara cevap veriyorum. Sorulara cevap veriyorum. Ama maddi anlamda veya da kulübün yapılanması anlamında o benim işim değil. Ben sahayla ilgili gereken düşüncelerimi, ben eski sporlara bundan sonraki süreçte neler yapması gerektiğini. Yani eğer geçtiğimiz sezon biz buraya bir yatırım yaptık. 18-19 tane Altyapı'da şu anda Altyapı'da gelen oyuncumuz var. Geçtiğimiz sezon transfer tartışmasını açtık. Şu anda Mehmet Özcan gündemde. Belki sezon sonuna kadar 2-3 tane daha futbolcu çıkacak. Yani gündemde olan. Zaten Eskişehirspor'un kurtuluşu bu. Başka bir kurtuluşu yok yani. Veya da proje yapacaksın ama doğru dürüst proje yapacaksın onu. O zaman biz teknik konulara gelelim hocam tekrar. Mehmet Özcan'dan bahsettiniz. Birazcık ilk maçta kafası karışık herhalde. Transfer de mi oynuyor? Siz olsanız da olurdunuz. Yani Mehmet Özcan, yani Mehmet Özcan'ın yerine sen olsan ne yapalım? Herhalde bir konuşmuşsunuzdur hocam. Sen bir değil, bir. Sen günlük konuşmuşsun. O zaman tekrar Adana maçına dönelim. Pazar günü bir deplasman maçı var hocam. Son durum ne? Şimdi tabii geçtiğimiz hafta maçı konuda gelmesi. Çünkü yani bizim aslında birinci, ikinci bölgede çok fazla sıkıntımız yok. Yani bizim üçüncü bölgede sıkıntılarımız. Yani bunu ilk devre oynamış olduğumuz gençler, genç arkadaşlarımızla da çok net bir şekilde gördük. Yani şimdi bu oynamış olduğumuz, bugüne kadar oynamış olduğumuz hazırlık maçlarını da gördük. Hafta sonu oynamış olduğumuz karşılaşmaları da gördük. Yani sonuçta bu sonuç oyunu. Yani sonucu alabilmek için de yani o ön tarafta üretken olmanız gerekiyor. Bu oyuncuların üretken olabilmesi için, Marco'da %100 verim alabilmek için biraz daha zamana ihtiyacım var. Sokon'u var ya, biraz önce baktım, 3 defa idmana çıkmış. Yani bu adamlar kalkıp da 90 dakika oynamasını beklersek. Neden Marco yapmışlar şey ya, 45'te Sokon'u? Çünkü kendisiyle daha önce konuştuk yani oyuna giren oyuncularla. İşte oynayabilecekler süreyi yapmış olduğumuz gözlemler. Ben şimdi Marco'yu 45'te aldım, sakatlandı 5 hafta olmadı. Ne kaybedeceğim, neler kaybedebileceğimizi düşünüyorsun. Geçtiğimiz sezon Elbey'i zaman zaman hazır olmadan oynattığında vermiş olduğumuz tepkileri ne çabuk unuttunuz? Evet. Tepki göstermezsen de kendilerine ihanet eden kendileri hocam işte 4 antrenmana çıkan, 7 antrenmana çıkan. Ama şimdi, o kafa golünde atardı, o da penaltıya gerek kalmadan o evet, golü de atardı. Yani hazır sen tribündeki seyirci olarak bunları söylemekte haklısın ama bu gazeteci olarak doğru bulmuyorum yorumunuzu. Çünkü neden biliyor musun? Yıllardır bu işin içindesiniz, siz seyirci değilsiniz, yorumcusunuz. Yani siz verilen sözlerin veyahut da kulübün, bu sadece bu yönetimle alakalı değil, geçmişle alakalı. Çünkü bu bir üç günlük veya 4 günlük bir süreç değil, 1 yıllık süreçten bahsediyoruz. Yani size işvereniniz 1 yıl maaş vermezse ne yaparsınız siz? Ne yaparsınız? Futbol sadece sahaya çıkıp şey yapmak mı? Yani futbol oynamak mı? Veya sadece ayaklarla oynanan bir oyun mu? Bunu sadece 2 saat yapıyorsunuz. Zaman zaman 4 saat yapıyorsunuz günde. Ama geri kalan 20 saatin normal hayatınız devam ediyor. Ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Vallahi hocam ben de 1 trilyon transfer parası alsam, 1 sene maaş almasam. Bunların 1 trilyon paralarından hiç kimse yok geçtiğimiz sezon, bunu söyleyeyim sana. O belki geçmişte çok fazla olmuş olabilir ama şu an geçtiğimiz sezon 1 milyon burada yararı gördüm. Sözleşmelerinde var mı hocam? Sözleşmelerinde var mı değil mi hocam? Yani sözleşmelerinde var mı? Ama mahcup eder sonuçta hepsini. Ne zaman iyi oluyor? Ya şimdi ama alacaklar bir günlük yaşantı var. Bir de sonuçta alacaklar. Hiç almıyor. Bak eksi yolluyor. Toko yolluyor. Onlar da yani hiç para almıyor. Çok ucuza gelmişler. Sonradan çıkıyor fatura. Ama siz
Ya şimdi bunlar çok güzel, biliyor musun söyledikleriniz? Gerçekten çok güzel. Ama orada oturduğunuz için bunları konuşuyorsunuz. Sahada çıkıp futbol oynasanız bunları konuşmazsınız. Bu çocukların mesleği var, unutmayın. Ve bu mesleğinden para kazanıyorlar. Bunun içinde. Yarın hepsi genç diyor, değil mi? 18-19 yaşında. Evet, biz de onları o şekilde motive ediyoruz. Şu anda parayı düşünmeyin, oynayın. Allah göstermesin. Hocam futbolculara demiyoruz biz. Yani yapılan sözleşmeleri demiyoruz zaten. Bana ne söylüyorsunuz? Yapanları söylüyorsunuz. Hayır, sen amatör değil mi? 1 milyon üzerinde oyuncu yok mu değil ya? 3? 1 milyon üzerinde oyuncu yok mu? 1 milyon demedim, üzerinde demedim. 1 milyonun yarıda gören futbolcu yok şu anda. Ama kağıtta yazıyor, tam öğrendi değil de hocam. Şimdi anladığım kadarıyla yarın verilen sözlerin tutulması için verilen bir süre var şimdi, değil mi? Öyle, öyle algıladım ben yani. Kendilerine istemiş olduğu bir süre var. Kendilerine istemiş olduğu bir süre. Futbolcuya vermiş olduğu bir süre değil bak. Başka mı vermiş olduğu bir sözüm var? Yani. Yarın için geçer. Evet. Umudunuz var mı hocam? Buyur. Umudunuz var mı peki? Yani ödenmediği takdirde yine bir krizle karşı karşıya kalacağız. Siz kalacaksınız. Burası şehir kalacaksınız. Burası Türkiye. 2 saat sonra ne olacağını biliyor musun? Bir de şikayet konuşun yani. Tabii sponsor olmak için şehir dışına çıktı. Almanya'dan bir takım sponsorlarla görüşmelerim var mı? Bir geçmiş. Yani şimdi bak burada olaydan sadece yani burada noktası yok. Burada şu da şey olmasın yani başkan tamam doğru başkan. Şey yaptın mı? Ama yani şu andaki ortamı da biliyoruz yani Türkiye. O kadar kolay değil yani. Türkiye'de kalkıp da şu anda 2 milyon, 3 milyon sponsor bulmak o kadar kolay mı? Bunun için olduğumuz ekonomik şartlar içerisinde. Burada yani o şartları siz sona arayacaksınız. Buraya gelirken zaten bir lazım olan rakam belliydi. Onu getirip geri kısmını sonra aramanız gerekiyordu. Belki bu yönetimin yapmış olduğu en büyük zarar. O zaman o konulara biz girmiyoruz. Başkan Yardımcımız Mustafa Polat aramızda. Onu alalım oraya hocam. Birazcık da doğru yöneticiler görüşmen. Yanınızda dursun hocam. Sayın Mustafa Polat, sabahki toplantıyla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler varsa? Yok kardeşim. Başkan Yardımcımızla konuşuyoruz. Hocam şimdi konuşmanın bütün bir bölümünde bir eleştiri söz konusuydu. Bunu bir netleştirelim. Basın için mi söylediniz, bütün camia için mi? Ne için, neyi eleştiri derken? Mesela... Yani birçok konuda eleştiri de bulundu. Yok, eleştiri de bulundu. Bak şimdi şu anda. Ben eleştirmiyorum. Bak ben şey diyeceğim. Sizin anlamak yani bu konuda belki aynı şeyi düşünemiyoruz. Ben eleştirmiyorum. Ben gerçekleri anlatıyorum. Eleştirmiyorum. Yani. Niye bunu eleştiri olarak algılıyorsunuz? Siz bana bir şey söylediğiniz zaman ben onu eleştiri olarak almıyorum. Gerçekten. Hayır, ithalar var. Ne biliyor musun? Ben diyorum ki bu sorunun içerisinde bir gerçek var ki bu soru soruluyor. Veya bir şeyler duyuldu ki bu soru soruluyor. Bunu samimiyetle cevaplamaya çalışıyorum. Yani ben sizi eleştirmiyorum. Ben camiye eleştirmiyorum. Ben burada yaşadıklarımızı anlatıyorum size. Bu kulübün yaşadıklarını anlatıyorum. Bunu siz niye eleştiri olarak böyle ne camiaya mal yani eleştiri olarak algılayın ne de kendinize ne ya da başka bir durum. Ben kimseyi eleştirmiyorum. Yaşadığımız süreci anlatıyorum size. Yani hocam. Tabii bu sorunlar çözülmezse hocam. Aklınızda bir istifa var mı? Almam gerek. Biraz önce anlattım yani. Ben yani burada bir emek verdim yani. Ve bu emeğin bırakıp giden kesinlikle olma mücadele ne kadar mücadeleci olduğunu gerçekten çok iyi biliyorsun. Birlikte yaşadık, birlikte mücadele ettik. Cami olarak birlikte mücadele ettik. Ama ben elimi havaya atıp boşluğu tutmak istemiyorum. Eğer bir şeyler tutabiliyorsam o zaman mücadeleyi birlikte yapacaksak yapalım. Fazla konulara girmiyorum. Çünkü yönetimsel problemler yani anlattıklarımızda top yönetime kalıyor. Başkan yardımcımıza söz verdim dedi ki o da konuşmak istemedi. İşte konuşacak yönetici bulamıyorum işte maalesef. Başkana konuşalım dedik. Başkan zaten hayrola dedi gitti. İşte başkan yardımcımıza çekti gitti. Böyle bir ortam var. Ne diyelim hocam? Allah yardımcımız olsun. Hepimiz. Sadece ben değil. Hepimizin yardımcısı olsun. Camiamızın yardımcısı olsun. Hocam bir de şunu sorayım. Şimdi hep birlik beraberlikten bahsediyor. Sosyal medya üzerinden sahte hesaplardan sizin üzerinizde bir operasyon yapılma şeyler var. Onu takip ediyoruz. Vallahi. Hep sahte hesaplardan yapılıyor. Bunun yani büyük ihtimalle yönetim ya da işte camiaya yakın çevreden kaynaklı olabilir. Bu nasıl değerlendiriyor? Bu için zarar yok. Basın için mi? Ama eleştirilerden biraz etkilenmişsiniz hocam. Konuştuğa başlarken o eleştirilerin biraz yok, şeyi var yani. Yok değil, kesinlikle. Yani medyada, Eskişehirspor'un 870 bin nüfusu var. Bunu böyle %1'i, bunu yapıyorsam böyle kalkıyorum. Yani ben onu çok dikkate almam ve kimlerin yaptığını da çok iyi biliyorum. Ve kimlerin organize ettiğini de biliyorum. Yani muhatabın kim olduğunu bildiğim için çok değer veriyorum. Evet, yani basındaki eleştiriler üzerinde değil, sosyal medyadaki eleştiriler yani, üzerinden bahsedeyim. Evet, dediğim gibi yani muhatabın kim olduğunu bildiğim için, yani kim yaptığını bildiğim için ona muhatap olmak istemiyorum. Yani gerek yok çünkü o muhatap olmak değmez.
Ama bayağı bir toplantıda gündem oldu var eleştiriler hocam. Yok eleştiriler yani ne olacak yani? 3000 numara 10'unu geliyorsa, 20 tane 10'unu geliyorsa yani şimdi hangisini alacak? Sabah kadar da en az hiç gelmediyse 1000 tane var ya Instagram'a, ondan sonra Twitter'da mesaj atmışlar. Diğer tarafı yani onu düşünenler. Yani organize bir iş görünüyor da o yüzden. Buyur. Organize bir şey görünüyor ortada da. Onlar organize işler oluyor evet. Maalesef. Onlar. Hocam Adana Spor maçı için hedefler neler? Eksik oyuncular mı, cezalılar nerede alışmalar? Erdoğan dışında tabi Belhan ilk defa dün takımla birlikte çalışmaya başladı. Kardeşiyle birlikte çünkü Metan da mezunluğunu kullanmıştı. Onun dışında ilk seyirci yok. Ama hazır olmayan oyuncumuz. Yine aynı. Yani Mandu'da %100 hazır olmayacaklar ama fazla süre alacaktır. Emre daha fazla süre alacaktır. Sissoko büyük bir ihtimal bizle birlikte olacaktır. Yani onun kadroyu alacağız. 15 dakika da olsa, 20 dakika da olsa bize gereken katkıyı sağlayacaktır. Ama bu şart olmasın. Yani bunu çünkü gerçekten çok üzülürüm. Ben burada olduğum sürece ne Fevzi'nin, ne Mehmet'in, ne Furkan'ın, ne Furkan'ın, ne Mehmet Özcan'ın, ne Talha'nın ve şu anda diğer isimlerle, ne Habib'le bunlara hakkını yerim ben. Bak, geçmişi ne olursa olsun ben ilgilendirmez. Sağda hangi oyuncu gerekeni yapıyorsa, oyun disiplinine uyuyorsa, bu takım için var ya ter döküyorsa, bu takımın geleceği için var ya çalışıyorsa, bu kere takımın bu kulübün var ya geleceğini kurtarıyorsa, onlar benim için değerli olanlar. Kadro tercihimiz bazı futbolcuları etkiledi mi hocam? Keçiören maçında tribüne gönderdiğimiz kadroya giren futbolcularla ilgili bir sıkıntı yaşandı mı hocam? Ya yaşanmaması anormal olur ki. Yani ya sıkıntı yaşanmalı da hayal kırıklıkları olması gayet normal. Yani sonuçta 34 kişiyle çalışıyorsun. 11 kişi sahaya sürebiliyorsun. Yani herhalde 23 tane mutlu futbolcu yok orada. Bu gayet normal. Onun için de biliyoruz ya yani sahaya olarak çok fazla yıldız kadro sayısını 27-28'e düşürmemiz gerekiyor diye. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Yani şehrimizde futbolu çok seviyoruz ya. Yani o niye oynamadı, bu niye oynamadı? İşte 10 kişi bari bir grubu oluşturuyor. İşte o oynaması gerekiyordu. O ondan daha iyi, o ondan daha iyi. Bunlara da gerek yok yani. Hocam kiralık olarak falan ayrılmak isteyen oyuncular mı gençlerden özellikle? Valla. Ayrılmak isteyen, yani şöyle yani biz onları gençleri açıkçası bir yerlere gönderip, yani uzun vadede düşündüğümüz gençleri bir yerlere götürüp göndermemeyi tercih etmiyoruz. Burada daha fazla gelişim sağlayacaklardır. Onun için gözümüzün önünde olsunlar, elimizin altında olsunlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.